Dayanışma Partimiz Rize İl Örgütümüzün bu dayanışma sofrasına hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Var olun, sağ olun. Şimdi bizim adımız Özgürlük ve Dayanışma. Mütevazı olmaya gerek yok. Kurulduğumuz dönemden bugüne dayanışmayı yerde bırakmamaya çalıştık. Dayanışmayı eksiltmemeye çalıştık. Gücümüzün yettiği her yere dayanışmayı taşımaya çalıştık. Ama bu akşam burada biz sizleri bizimle dayanışmaya davet ettik. Özgürlük ve Dayanışma Partisi ile sizlerin, dostların dayanışmasını sağlamaya çalıştık. Eksik olmayın, sağ olun, bu dayanışmayı bizden esirgemediniz. Dayanışma bizim felsefemizin özüdür arkadaşlar. Sol demek, devrimcilik demek, eşitlik, özgürlük demek olduğu kadar aynı zamanda dayanışmadır. Dayanışma ezilenlerin inceliğidir. O yüzden biz bu karanlıktan kurtulacaksak dayanışmayla, dayanışmayla, dayanışmayla kurtulacağız sevgili arkadaşlar. Bütün dünyada maalesef, insanlığın ilerici değerlerine büyük bir saldırı var. Dünyanın her yerinde insanlığın ilerici kazanımlarına büyük bir saldırı var arkadaşlar. Her yerde. Biliyorsunuz 89 yılında Sovyetler Birliği yenildikten sonra, sosyalizmin bir tarihsel dönemi sona erdikten sonra dünyanın bütün liberalleri, bütün kapitalistleri ayağa kalktılar. Dediler ki artık tarihin sonu geldi. Artık ideolojilerin sonu geldi. Artık bu kapitalist sistem insanlığa refah verecek, huzur verecek, barış verecek, ekmek verecek dediler. Büyük bir hikaye anlattılar. Ve bu hikaye konusunda da bütün dünya halklarını, bütün aydın entelektüel kesimleri de maalesef ama maalesef etkilediler sevgili arkadaşlar. Barış, özgürlük vaat ettiler, refah vaat ettiler ama savaş, ama açlık, ama yoklukla bütün insanlığı yüz yüze bıraktılar. Neoliberalizm denilen o dönem, 2008 yılında sevgili arkadaşlar büyük bir krize girdi. 2008'den bu yana dünyada bu neoliberalizm denilen, yani yeni liberalizm denilen sistem büyük bir kriz içerisinde. Basit bir kriz değil, sadece bir ekonomik kriz değil sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda ahlaki kriz, manevi kriz, ekolojik kriz, sosyal kriz, politik kriz, bir uygarlık kriziyle kapitalizm bizi yüz yüze bıraktı, dünya yüz yüze bıraktı sevgili arkadaşlar. 2008'den bu yana bu kriz aşılabilmiş değil. Bu krizin içerisinde sol, sosyalizan, devrimci mücadeleler gelişse bile maalesef ama maalesef sevgili dostlar, neofaşizm bu krizin içerisinde büyüyor. Acıdır ki neofaşizm büyüyor. Yani yeni faşist dalga büyüyor. Dünyanın her yerinde bu neoliberalizme karşı tepkiler ırkçı, milliyetçi, faşist hareketler olarak büyüyor. Bakın dünyaya, biz burada saraya bakıp Erdoğan'a bakıp diyoruz ki vay anasını ya, biz buna mı kaldık? Yani bizim kaderimiz bu mu diye soruyoruz kendi kendimize. Ama sadece Türkiye'den ibaret değil bu gerici dalga. Bu faşist dalga sadece Türkiye'ye özgü değil sevgili arkadaşlar. Maalesef dünyada da böyle bir dalga var. Tarih her zaman düz ileri bir hatta ilerlemez. Maalesef böyle insanlık gerilemeler yaşar. İşte Trump, işte Erdoğan'ın bir türevidir, bir benzeridir. İşte bugün Brezilya'da seçimleri kazandırılan şahsiyet bir benzeridir. Bütün Avrupa'da, Hollanda'dan geliyorum, ırkçılık, faşizm, milliyetçilik, muhafazakarlık büyüyor. Şimdi tabii bu hep böyle devam edecek diye bir şey söz konusu değil. Ve şöyle bir psikolojiye de girmeyelim. Ya biz mi beceriksiziz? Biz mi yeteneksiziz? Biz mi yapamıyoruz da bu 16 yıllık bu iktidarı devriremiyoruz diye kendimize fazla
vurabiliriz. Kendimize de fazla vuruyoruz. Ama şunu görmek lazım, bu bir dalga sevgili arkadaşlar. Bu bir dalgadır deyip şöyle bir rahatlığa da asla kavuşmayalım tabii. Nasıl olsa dünyada dalga böyle. Bizde daha normal bir şey yok. Öyleyse hayatımıza devam edelim diyemeyiz. Şair demiş ki, ille görmek için mi beklenir güzel günler? Beklemek de güzel. Güzel, beklemek de güzel ama güzel günler beklemekle gelmeyecek. Mücadeleyi de gelecek, örgütlenmeyi de gelecek ve bizlerin dayanışmasıyla gelecek sevgili arkadaşlar. Şimdi bu gerici dalganın Türkiye'de yansıması, biçimlenişi siyasal İslamcı AKP rejimiyle şekilleniyor. Bizdeki adı bunun siyasal İslamcı faşizm. Bunun adını net koyalım. Siyasal İslamcı bir faşist rejimle yönetiliyoruz. Bu rejim aynı zamanda bir şirket de rejimi. Aynı zamanda bir aile rejimi, bir sivil diktatörlük rejimi. Biz bu rejimle köklü bir mücadele içerisine girdik, giriyoruz. Daha fazla da girmeliyiz sevgili arkadaşlar. Çünkü Türkiye'nin geleceği, özgür geleceği bu siyasal İslamcı rejimle çok köklü bir hesaplaşmadan, çok köklü bir kavgadan geçiyor. 24 Haziran bu noktada bir milat oldu. 24 Haziran'la birçok şey değişti. Zaten fiili olarak yürürlükte olan başkanlık rejimi artık yasal olarak yürürlüğe girdi. 24 Haziran'dan sonra girdi. Rejim değişti, sistem değişti. Düzen aynı düzen, kapitalist düzen. Kapitalist sömürü ilişkileri devam ediyor ama rejim ve sistem değişti. Rejim ve sistemin değişmesini küçümseyemeyiz. Biz sosyalistler düzen değişmedikten sonra rejim değişse, sistem değişse ne olur fark etmez diyemeyiz. Rejimin kendisi, sistemin kendisi de düzene karşı mücadele konusunda önemli bir eksendir. Bunu küçümseyemeyiz. O yüzden biz ve bizimle beraber olan demokrasi güçleri olarak Erdoğan'ın temsil ettiği bu başkanlık rejimini, bu sivil diktatörlüğü engellemek için ciddi bir mücadele yürüttük. Kendimize haksızlık da etmeyelim. Özellikle 2010 yılından itibaren bu başkanlık rejimini engelleme konusunda önemli direnişler geliştirdik, önemli mücadeleler geliştirdik. İşte Gezi, 2013 Haziran'ındaki o büyük isyan, o büyük halk hareketi, hale daha onları titreten, hale daha o yedikleri şamarı unutmadıkları o Gezi, işte bizim bu başkanlık rejimine karşı direnişimizin, halkın direnişinin en üst seviyesiydi arkadaşlar. O yüzden diyor ya Albayrak, pardon bakan Berat Albayrak, evet diyor ki her şey Gezi'den sonra başka türlü oldu. Evet, her şey Gezi'den sonra başka türlü oldu. Çünkü karşılarında halkın kendiliğinden nitelikli özgürlük isyanını karşılarında buldular. Bunu unutmadılar. Bunu unutmadıkları için Gezi'ye saldırmaya devam ediyorlar. Unutmadıkları için Gezi'nin arkasında ajan arıyorlar. Gezi'nin arkasında provokatör arıyorlar. Gezi'nin arasında diş bırak arıyorlar ama bulamıyorlar. Çünkü bulamazlar. Çünkü o halkın en büyük provokatörü, o halkı sokaklara döken en büyük provokatör siyasal İslamcı rejimdi. Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisiydi. Bunu herkes biliyor. O yüzden ne yapsalar, ne etseler de Gezi'nin arkasında anlı ak, temiz bir vicdan hareketi, bir onur hareketi bulurlar. Başka da bir şey bulamazlar sevgili arkadaşlar. Mücadele ettik, engellemeye çalıştık. Ama açık konuşmak gerekirse engelleyemedik. İşte rejim yürürlüğe girdi. Mücadele ettik, olmadı. Direndik, olmadı. Bir rejim oturdu. Bir rejim oturdu. Bunu görüyoruz. Şimdi biz ne yapacağız? Nasıl yola devam edeceğiz? Önce şunu unutmayalım sevgili arkadaşlar. Bu rejim, başkanlık rejimi bir kriz rejimidir. Bakın 24 Haziran'dan önce ne diyorlardı? Biz seçimi alalım, her şey güllük gülistanlık olacak. Başkanlık rejimi otursun, her şey güllük gülistanlık olacak. Nerede? Neyin güllük gülistanlığı? Türkiye'deki kriz daha da derinleşti 24 Haziran'dan sonra. O yüzden rejim, bu rejim bir kriz rejimidir sevgili arkadaşlar. Bir kriz rejimidir. Ve bu rejim
toplumun yarısını ikna edememiş de bir rezimdir. Bunu da unutmayalım. Bakın bu çok önemlidir. Bardağın dolu tarafına bakacağız, boş tarafına bakmayacağız. Allem ettiler, kellem ettiler. Hile yaptılar, burada yaptılar, devlet baskısını gündeme getirdiler, her şeyi denediler. Toplumun yarısını ikna edemediler sevgili arkadaşlar. Her şeye rağmen toplumun yarısı, hatta yarısından fazlası bunların bu rejimine karşı direnç halindeydi. İşte baskılarla bu direnci çözmeye çalışıyorlar. Şimdi biz bu direncin Rize'deki temsilcileriyiz. Bu direnci kuvvetlendirmemiz lazım. Bu direnci diri tutmamız lazım. Eyvallah. Bunda bir sorun yok. O yüzden 1 Mayıs'ta Rize meydanındaydık. Rize'nin sadece Recep Tayyip Erdoğan'ların memleketi olmadığını, Rize'nin aynı zamanda Cihat Alptekin'lerin memleketi olduğunu, Ahmet Uzun'ların memleketi olduğunu, Şefik Babalar'ın memleketi olduğunu, Bayram Ali Tatoğlu'ların memleketi olduğunu göstermek için biz Rize meydanlarındaydık sevgili arkadaşlar. Ve beraberiz. Beraberiz. Bu direnci diri tutacağız. Bu direnci salonlarda, meydanlarda, yaşamın her alanında diri tutacağız. Bu önemli. Ama sadece kendi etrafımızı, kendi yapımızı dirençli kılmakla yetinemeyiz sevgili arkadaşlar. Peki ne yapacağız? AKP'nin etrafına dizilmiş olan, aslında üretim ilişkileri manasında, aslında ezen ezilen ilişkisi manasında, aslında sömürü sömürülen ilişkisi bağlamında, emek sermaye bağlamında bizimle beraber, bizim yanımızda olması gereken emekçileri, yoksulları, işsizleri yanımıza almalıyız. Onları o AKP'nin oluşturduğu o eksenden çekmeliyiz. Çünkü onların yeri bizimle aynı yer olmak zorundadır. Onlar çaresizleştirilmiştir, muhtaçlaştırılmıştır, yoksullaştırılmıştır. Onlarla dayanışma içerisinde olacağız. Onlarla içten bir diyalog kuracağız, hemhal olacağız, dertleşeceğiz, dertlerine derman olacağız. 80 öncesi nasıl yapıyorsak, onların bir parçası oluyorsak aynısını yapacağız. O ezilen yoksul emekçileri bizimle beraber bir yürüyüşün yolcusu yapacağız sevgili arkadaşlar. Başka çaremiz yok. Başka çaremiz yok. Sistem değişti, rejim değişti. Biz de değişmek zorundayız. Kaldığımız yerden devam edemeyiz. 24 Haziran olmamış gibi nerede kaldık diyerek yolumuza devam edemeyiz. Sistem değişti, biz de değişeceğiz. Öyle makyaj bari değişiklik yok. Köklü bir değişiklik yapmamız gerekiyor bizim sevgili arkadaşlar. Köklü bir değişiklik. Devrimcilik bunu gerektirir. Devrimcilik bunu gerektirir. Köklü bir değişikliği yapmamız için ele almamız gereken iki nokta var. Bir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde vekilimiz de burada. Hoş geldi Sivas vekilimiz. Yanlış anlamasın, anlamayacağını da biliyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi var ama aksesuar gibi. Eskiden de öyleydi. Yani anlatıyor vekil arkadaşlar, saraydan gelen karar tasarılarının bir gününü bile değiştiremiyorlar ya. O kadar çaresizler. Çünkü yukarıdan gelmiş. Bir gününü bile değiştiremiyorlar. O yüzden Türkiye Büyük Millet Meclisi işlevsiz, bir tür sarayın meşruiyetini sağlayan bir zemin haline gelmiş vaziyette. O zaman ne yapacağız? Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bakmayacağız. Oradaki arkadaşlar elbette mücadelelerine devam etsin. Biz toplumsal muhalefeti örgütlemeye bakacağız. AKP rejimiyle çok yönlü, çok köklü bir hesaplaşmak için sosyal, siyasal, kültürel, ekonomik bütün alanlarda toplumsal hareketleri büyüterek onlarla mücadele etmeyi önümüze koyacağız ve meclisleşeceğiz. Bizim kaderimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne havale etmeyeceğiz. Biz yaşadığımız yerlerde, mahallelerde, iş yerlerinde, okullarda kendi demokrasimizi, halkın demokrasisini inşa etmek için meclisleşeceğiz. Meclisleşmek hem bugün siyasal İslamcı faşizmin saldırılarına karşı kendimizi savunmak manasına gelir, hem de nasıl bir ülke istiyorsak, nasıl bir dünya istiyorsak o dünyayı bugün ortaya koyacak dayanışma pratiklerinden geçer sevgili arkadaşlar. Dönem aynı dönem değil ama birçok arkadaş burada bilir, geçmişi yaşamış arkadaşlar. Eskiden sivil faşist saldırılar vardı. Sivil faşist saldırılar karşısında
okullarımızı ve mahallelerimizi korumak için nasıl halkın direniş komitelerini kurduksa, şimdi sivil faşist hareket, siyasal İslamcı faşizmin karşısında da halkın kendini savunma örgütlerini kurmak zorundayız. Kendi demokrasini yaratmak zorundayız, geliştirmek zorundayız. Nasıl Kurtuluş Savaşı öncesi saray, İstanbul'daki saray iktidarına karşı halk Anadolu'da müdafaa-i hukuk cemiyetleriyle kendi iktidar organlarını kurduysa, biz de bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne süreci havale etmeden bulunduğumuz her yerde kendimizi örgütleyecek ilişkileri kurmak zorundayız sevgili arkadaşlar. Yarını bugünden inşa etmek zorundayız. Bizim işimiz zor, onların işi daha zor. Çünkü onlar yönetemiyor. Baskı ve zorun dışında bir aygıtları kalmamış vaziyette. Baskı ve zorla toplumu yönetemezsiniz. Bir yere kadar yönetebilirsiniz. İşte ekonomi ortada. Girmiyorum bu konuya. Herkes farkında, ekonomi ortada. Ekonomide her şeyin gülük gülüstak olduğunu anlatmaya çalışıyorlar. Ama yaşamın kendisi zaten ne içinde yaşadığımızı hepimize gösteriyor. Şimdi önümüzde bir görev var. Ne görevi var? Yerel seçimler var. Rize'de Fındıklı'daki arkadaşımız belli. Biz Özgürlük ve Dayanışma Partisi olarak yine dayanışacağız. Ama bak açık söylüyorum, Rize İl Başkanım da burada, kimse yanlış anlamasın. Kemal Bey'le de söyleyeceğim. Bunu yanlış anlamayın asla. Dostuz, arkadaşız, yoldaşız, birbirimizi ayırmıyoruz. Ama sonuç itibariyle bu kez de dayanışmada bulunacağız. İl Genel Meclisi'nin dışında aday göstermeyeceğiz. Sadece İl Genel Meclisi'ne şey yapacağız, katılacağız. Ama bak açık söylüyorum, pazarlı olarak söylüyorum. Yarın temayül yoklaması adı altında aslında bir tür ön seçim, resmi olmayan ön seçim yapacak. Kim çıkarsa başımızın üstündedir, destekleyeceğiz. Fındıklı'da arkadaşımızı destekleyeceğiz, Ardeşen Belli destekleyeceğiz. Ama kazandınız, kazandınız arkadaşlar. Bak açık söylüyorum. Kazandınız, kazandınız. Elimizdeki bütün desteği vereceğiz. Kaybederseniz hiç kusura bakmayın. En fazla bir yıl içerisinde biz adayımızı 3 yıl önceden belli edeceğiz. Artık ondan sonra siz bizim adaylarımızı tartışmak zorunda kalacaksınız. Bunu da bütün açıklığımla ve bütün samimiyetimle söylüyorum. Sizi beklemeyeceğiz. Biz 3 yıl önceden bir aday ortaya koyacağız. Seçim zamanı gelir, bizim adaya bakarsınız, bakmazsınız. İşinize gelir, işinize gelmez onu bilmiyorum. Ama sonuç itibariyle artık bizim Türkiye Sosyalist Hareketi'nin, Türkiye devrimcilerinin dayanışmasına da öte başka bir hamle yapmaya ihtiyacımız geldi geçiyor. Bunun da bilinmesinde fayda var. Yerel seçimlere önem verelim. Ama arkadaşlar, burada en önemli nokta şu. Bakın, fikir konuşulmuyor, fikir. Fikir tartışması yok. Fikir tartışması yok. Kentler bir sermayenin tahakkümü altında, iki sarayın tahakkümü altında. Biz seçilen arkadaşların yanında dururken, seçilecek, yarışa girecek adayların yanında dururken şunların altını özellikle çiziyoruz. Asla ve asla yerel hizmetlerin kamulaştırılmasından vazgeçilmeyecek. Yerel hizmetlerin özelleştirilmesine son verilecek. Bu önemlidir. Çünkü bu krizin nedeni özelleştirmedir arkadaşlar. Kamuculuk yeniden, kamu yeniden, bunu bizim savunmamız lazım. Yerel yönetimlerde de savunmamız lazım. Kamuculuk, kamu çıkarı, toplumsal çıkar. Sol budur ya. Özel çıkar ne demek? Toplumsal çıkar ne demek? Yerel yönetimde. Yerel hizmetler paralaştırılamaz. Yerel hizmetler toplumsal çıkarlar esası yönetilir. Bu önemli bir ilkedir. Yerel yönetimlerin demokratikleştirilmesi, sarayın kapı kulları haline getirmiş yerel yönetimlerde biz ne yapacağız? Halkı söz geçti, karar sahibi yapacağız. Ben demeyeceğiz, biz diyeceğiz. Yerel yönetimleri demokratikleştireceğiz. Bu önemli bir noktadır. Yerel yönetimler aydınlanma merkezleri olacak gericiliğe karşı. Bunu yapmak zorundayız. Yerel yönetimler dayanışma, toplumsal dayanışma merkezleri olacak. Bunu yapmak zorundayız. Ve yerel yönetimler doğayla uyumlu, doğayı tüketmeyen, doğayı sömürmeyen bir anlayış da olacak. Ve yerel yönetimler kadını esas alacak, ona saygı gösterecek, çocukları, engellileri esas alacak. Onları esas alan düzenlemeler yapacak. Yerel yönetimleri bu manada bizim yeniden ele almamız, yeniden hep beraber kuracağımız meclislerle seçilmiş arkadaşları oraya, onu, o bütün sorunları ona havale etmeden kendi meclislerimizde kendi seçtiklerimizi denetleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Denetlemek zorundayız.
Başka bir şansımız asla yok. Toparlayayım. Şimdi Türkiye'yi bizim yeniden kurmamız gerekiyor. Şimdi Türkiye'yi kim kuracak yeniden? Ne demek kurmak Türkiye? Türkiye parçalanmış arkadaşlar. Türkiye bütünlüğünü kaybetmiş. Türkiye darmaduman olmuş. Her düzeyde. Her düzeyde darmaduman edilmiş. Aleykümselam, buyurun. Şimdi bu Türkiye'yi kim birleştirecek? Kim birleştirecek? Hangi siyaset birleştirecek? Şimdi bize diyorlar ki bu solda da çok yaygın olmaya başladı. Sağ sol dönemi sona erdi. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Sağ sol dönemi sona erdi demek ideoloji olmayan bir çizgiyi savunmaktır. Böyle bir ideoloji yoktur. O ideolojinin ta kendisidir. Kim bunu söylüyorsa ideolojik davranıyor. Sağ sağdır, sol soldur arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Eğer sağ sol yok dersek zaten sağın ideolojik hegemonyasının bir parçası içerisindeyizdir. Sol emektir, sağ sermayedir. Bunu bileceğiz. Sol toplumsal çıkardır, sağ özel çıkardır. Bunu bileceğiz. Ve sağ sol noktasında bu politikçi kimseye sağcı yurttaşlarımızla kavga etmek o amana da söylemiyorum. O sağcı yurttaşlarımızı kazanacağız ve ben eminim ki o sağcı yurttaşlarımızın da en çok hasret kaldıkları nedir biliyor musunuz? Sol dildir, sol. Sol dildir, sol tarzdır. Onlar da aslında gerçek bir sol dili ve sol tarzı bekliyorlar. İnanın buna bak, işlerinden, yüreklerinden bu geçiyor. Sağ parçalar arkadaşlar, sağ parçalar. Çünkü sağ siyasetin dayandığı bunları anlatmamız lazım. Dincilik. Dincilik birleştirir mi ya? Dinciliğin neyi, nerede, ne zaman birleştirdiği görüldü ya? Dincilik ayrıştırır. Dincilik ayrıştırır. Milliyetçilik ayrıştırır. Piyasacılık ayrıştırır. Ne birleştirir? Solun değerlerini birleştirir. Solun değerleri nedir sevgili arkadaşlar? Eşitliktir. Eşitlik birleştirir. Özgürlüktür. Özgürlük birleştirir. Dayanışmadır. Dayanışma birleştirir. Bu değerler ancak toplumu birleştirir. Toplum ancak bu değerler üstünden birleşebilir. Sağın diliyle, sağın tarzıyla toplum parçalanır, toplum bölünür. Esas bölücü olan sağın dilidir, sağın tarzıdır sevgili arkadaşlar. Şimdi yeni bir başlangıç yapmamız lazım. Ama önce kendimizden başlamamız lazım arkadaşlar. Burası net. Şimdi kendimizde olmayanı başkasına veremeyiz. Devrimciler kendisinde olmayan hiçbir şeyi başkasına veremezler. Bunu şöyle anlatayım. Çok arkadaş biliyordur. Burada birçok abiyi ben eskiden tanırım. Onlar o zaman beni tanımazdı. Çok anlattım ama öykü önemli. Ne yapmamız gerektiğimiz açısından da önemli. Ben Rize'nin Pazar İmam Hatip Lisesi'nde bir öğrenciydim. Babam Adalet Partiliydi. Şimdi ÖDP'ye oy veriyor, ayrı bir şey. Adalet Partiliydi ve milliyetçi bir ortamda yetiştim. Babam Tercüman Gazetesi getiriyordu. Ama okumaya, izlemeye çalışıyordum. Ben devrimcileri tanıdım. İmam Hatip'te hocalarım bize İslam'ın ne kadar adaletli olduğunu anlatırlardı. Hazreti Ömer adaletinden söz ederlerdi. Hazreti Ömer'in adaleti çok büyük bir adaletmiş. Ayrı bir tartışma konusu, bir yere koyalım. Sonuçta Hazreti Ömer'in adaletinden söz ederlerdi. Ben bir İmam Hatip öğrencisi olarak bakardım dışarıda. Ya devrimcileri görürdüm ya. Ya Hazreti Ömer'in adaleti varsa bu adaleti bu memlekette devrimciler ortaya koyuyor derdim. Çünkü dayanışma onlardaydı, paylaşma onlardaydı. Arkadaşlık, sevgi, saygı onlardaydı. Bencillik yoktu, bireycilik yoktu. Yani bir sevgi kuşatması. Yani ben bir devrimcinin yanına gideyim de bir mutlu olayım isterdim. Yani devrimcilik mutluluktu. O zaman kendimizde olanı veriyorduk. Kendimizde olan neydi? Yarının dünyasıydı. Yarının dünyasını soyut anlatamazsınız. Ben Alper Taş olarak yarın şöyle bir dünya kuracağız. Ey hali gelin bize diyerek ikna edemem. Benim hayatıma bakar. Benim sözüme bakmaz insanlar. Ben ne yaşıyorum? Bencil miyim? Bireycili miyim? Dayanışma içerisinde miyim? Sevgi dolu muyum? Devrimciler 80 öncesi gelecek toplumun ilişkilerini kendi kişiliklerinde somutlaştırdıkları için inandırıcı oluyorlardı arkadaşlar. Başka bir şey değil. Şimdi biz biraz bunu kaybettik. Açık konuşalım. Kendimizde olmayanı başkasına veremeyiz.
Ve örnekler yaratmak zorundayız, örnekler. Bu çok önemli, örnekler. Söz çok bizde, söz çok birikti. Memleketin durumunu çok iyi bizden analiz eden yok. Ama bizim örnekler yaratmamız lazım. Örneklerle konuşmamız lazım. Örnekler sözlerden daha değerlidir. Kendimizle başlayalım dedim. Edip Cansever'in şiiriyle bitireyim. Diyor ki, bütün iyi kitapların sonunda, bütün gündüzlerin ve bütün gecelerin sonunda meltemi senden esen, soluğu sende kalan yeni bir başlangıç vardır. Şimdi devrimcilik yeni bir başlangıç yapmaktır. Yeni başlangıçlar için hepimize kolay gelsin diyorum. Geldiğiniz için, katıldığınız için, bu dayanışmayı gösterdiğiniz için hepinize teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum.